diye Güney sınırı boyunca bir terör koridorunun oluşmasına rıza göstermeyecektir. Türkiye Ege ve Akdeniz'de haklarından asla geri adım atmayacaktır. Hiçbir tehdit ve şantajın 2023 hedeflerimizde aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Batı ülkeleri, hatta NATO ülkeleri bükemedikleri Türkiye'nin bileğini öpmeye hazırlanıyorlar. Durduk yere Baykar firmasına içeriden saldırıların, Amerika'nın F-16 uçaklarındaki oyalama taktiği, Yunanistan'ın TCG Anadolu gemisi üzerinden kopardığı yaygaralar, ambargolar, karalama kampanyaları derken hepsinin bir sebebi var. İşte bütün bu saldırıların sebepleri az çok belliyken, Türkiye verdiği karşılık ve attığı adımlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Ancak konumuza geçmeden önce, savunma sanayimiz açısından sevindirici bir bilgiyi kısaca aktararak başlamak istiyorum, iyi seyirler. Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen ve yeni bir ambargoya konu olan, helikopter yakalama ve transfer sistemi, ilk kez yerli ve milli olarak geliştirildi ve bir kez daha Kanada'nın ambargosu ellerinde patladı. İlk görevine bu yıl hizmete alınacak Milli Fırkateyn İstanbul ile başlayacak olan bu yeni sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak. 2023 yılı Türkiye açısından çok önemli bir yıl olurken, Türkiye'yi izleyen batılı devletlerinde gözleri Türkiye'nin üzerinde. Kendilerini ilgilendirsin ya da ilgilendirmesin birçok medya unsuru, neden dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de yapılacak diyerek ağız birliği yapıyorlar. Elbette kanal konseptimiz bakımından olayın siyasi boyutuna girmeyeceğiz. 2023 yılının özellikle Türk savunma sanayimiz açısından önemini birazdan daha iyi anlayacaksınız. Forbes dergisi bile Amerika'yı F-16 uçakları konusunda uyarırken, kendine göre edindiği istihbarat bilgisinde, Türkiye ile İngiltere, 24 ila 48 adet arasında Euro Typhoon uçak alımı konusunda anlaşmanın eşiğinde diyerek kendi ülkesine tepki gösterdi. Almanlar, Türkiye'nin bir silahlanma gücü olarak şaşırtıcı yükselişi manşetlerini atarken, NATO'ya üye ülkeler bile, kendi ürettikleri füzeler için Türkiye'den füze motoru istiyorlar. NATO'daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansı'nın, teşkilat kapsamında istihbaratın yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de Türkiye'den STM kazandı. Öte yandan, uçuş bilgisayarı, aviyonik ve yakıt sistemlerinin milli muharip uçak üzerinde yerini aldığını vurgulayan Temel Kotil, önümüzdeki günlerde motoru çalıştıracaklarını aktarırken, 2023 yılı sonunda göklerde göreceğiz inşallah. Yunanistan TCG Anadolu gemisinin, Yunan ve Kıbrıs Rum kesiminin oyunlarını bozacağından son derece endişeli olduğunu, her gün haber kanallarına taşır oldular. Teknolojide dünyaya kafa tutan Çin bile, Mart 2023'te motorlarını çalıştırarak gün yüzüne çıkış yapması planlanan TFX uçağımızı sık sık gündeme taşıyor. TFX uçağımızda yabancı malzeme kullanımının %15'i geçmediğini çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Evet, 2023 yılı Türk savunma sanayisinde neleri değiştirecek inanın bana saymakla bitmiyor. Türk donanmasının ana vurucu gücünü fırkateynler oluşturuyor. Türkiye'nin 4'ü Yavuz sınıfı, 4'ü Barbaros sınıfı, 8'i de Gabia sınıfı toplam 16 adet fırkateyni bulunuyor. Midles olarak da bilinen, milli dikey atım sistemi ile gemide hisar hava savunma füzeleri bulunabilecek. Bunun yanında gemide atmaca gemi savar füzeleri, siper hava ve füze savunma sistemleri ile inşallah gemilerimiz yenilmez olacak. Havacılık ve uzayda, milli muharip uçağımızı çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elman'ın manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Özgür projemiz kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16 uçaklarını teslim edeceğiz. Özgün helikopterimiz Gökbey'in ilk teslimatları Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleşecek. TCG Anadolu gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB-3 ilk uçuşunu yapacak. 6. P-72 Deniz Karakol Uçağı teslimatıyla Meltem 3 projesi tamamlanacak. Milli ve yerli üretim LNA modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp, gemilerin konum ve rota bilgilerinin elde edilmesini sağlayacak. Kılıçsat küp uydu uzaya fırlatılacak. İmece yer gözlem uydusu uzaya fırlatılacak derken, daha niceleri hizmete girecek. Sadece isimlerini saymaya kalksak bile videoya sığdıramayız.
Türkiye karşıtı çevrelerin şimdilerde en önemli işi, tüm bu gelişmeleri yapan, kararlı ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmek diyebiliriz.